Aleyküm ve rahmetullahi ve barakaatı. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz efendim. Kusura bakmayın her şeyden önce bir özür borcum var. Ee, çünkü hakikaten elimizde olmayan sebeplerden dolayı bir hayli geciktik sizleri de burada zamanınızı aldık. Ama malum e, bu tuhaf şehir olan İstanbul böyle bir yer yani. Çünkü e, isteyen e, İstanbul'da e, o kadar Çıldırmış bir halde ki bu şehir e, namazı seferi olarak kılabilir yani. Fetva almak mümkün bu konuda yani gayet şey. 90 kilometre gibi bir takıntımız varsa eğer e, şakır şakır kılar vallahi. Bir ucundan bir ucuna çünkü çok daha fazla. E, ve zorluk varsa var evet her yani şey, <laughs> türlü şey mevcut. E, lütfen onun için kusura bakmayın ben eminim siz de yaşıyorsunuz bu sıkıntıları. Ee, çok mutluyum, çok sevindim buraya gelmekten dolayı. Bir kere Allah razı olsun. Ee, Muhammed Emin kardeşim benim. Ee, hakikaten çok. Çok büyük bir e, lütuftur bizim insanlarımız için. Ee, çok da iyi bir çalışma yapmış. Yeriniz de çok şık. wow. Hatta biraz fazla şık. Ee, biraz böyle burjuvazi kokuyor. Evet. Şimdi efendim dediler Allah razı olsun kardeşim dedi takdim edeceğiz sen bir otur bakalım oraya filan Böyle bürokrasileri bizim dinimizde Resul-i Ekrem'in aleyhissalatü vesselam sünneti seniyesinde böyle protokoller olmadığı kanaatindeyim. Bizim de önce bir kere bunlardan bir kurtulmamız lazım. Herif buradayken düşünebiliyor musunuz? Sizin başınıza gelse ne yaparsınız yani? bir Şurada oturuyorsunuz biri çıkmış Google'dan okumuş. Sizi gözünüzün içine baka baka sizin hayatınızı size anlatıyor. Ya adam hayatta ölmedi ya bırak herif kendi anlatsın. Benim hayatım çok fazla önemli değil. Ama birkaç şey söylemem lazım onları bilmek durumundasınız. Ve lütfen benim ağzımdan öğrenmiş olun. Henüz hayattayken ve aklım başımdayken. Ee, ben bir alim falan değilim. Hocam hoca falan filan da değilim. Ee, bu yaştan sonra olmama da imkan yok. Ee, ancak e, o halde diyeceksiniz ki niye geldin de bizim huzurumuzu işgal ediyorsun geleydi ulema-i kiramdan bir zatı mübarek hiç olmazsa feyz alırdık ee, vallahi doğru haklısınız bu itirazınız geçerli ee, ancak e, benim bu cesareti bu e, ciddi cesareti gösterebilmemde çok önemli bir sebep var ee, belki biliyorsunuz belki bilmiyorsunuz google'a filan da itibar etmeyin ee, çok ...palavralar var çünkü orada... ...ben bugüne kadar olan ömrümün... ...yarısından fazlasını... ...cahiliyenin karanlığında ve bataklığında... ...ve korkunç... ...döneminde geçirmiş bir insanım... ...ta ki... E, ...ciddi ve samimi arayışımı... ...alemlerin Rabbi olan Allah... Celleşanhu ...hidayetiyle şereflendirene kadar... ...mükafatlandırana kadar... ...ben de mümin Müslüman kardeşlerimin saflarındaki yerimi alana kadar... ...ee... Bunun e, önemi şuradan kaynaklanıyor. Bugün dünyamız sadece İslam alemi değil, maalesef İslam alemi de dahil, zaten temel problemlerden biri bu. E, akıllara durgunluk verici bir cahiliye kuşatması arasında. Tam bir kuşatma içinde. Ve öyle bir kuşatma ki bu en ince kılcal damarlara kadar sızmış vaziyette. E, benim acizane Firavun sistemi dediğim bu sistem... Ee, insanları parmağın ucuna almış burnuna halka takmış çektiği yere götürüyor istediğini yapıyor o kadar ustalaşmış ki dersini o kadar iyi çalışmış ki ve çalışmaya devam ediyor ki biz bazen farkına bile varmıyoruz bir e, batılla e, muhatap olduğumuzu bazen hissetmiyoruz bile hatta kılık çok güzel değiştirebiliyor burada e, dersini çalışmayan biri var onlar da biziz Mümin Müslümanlar, dersini çalışmayanlar, e, Firavun'un gösterdiği çabayı, emeği, e, hatta e, kelimeni doğru kullanalım, Firavun'un yaptığı cihadı biz yapmıyoruz. Yapmış olsaydık onların hiçbiri bize tesir etmezdi ve dünyada e, bu sistemin deşifre olması için e, çok somut bir alternatif ortaya çıkmış olurdu. Şimdi e, konumuz madem e, sinema ve sinemanın en önemli meselelerinden biri, sinemanın dili, anlatım dili. Önce bir teorik meseleye bir kere bir karar vermemiz lazım. E, bir, bizim üzerimize çok uzun yüzyıllardan beri mağlup medeniyet e, konumunu bize yutturdukları için, biz kendimizi öyle zannettiğimiz için, e, ee, bizde bir kompleks var onu görüyorum. Bu kompleks şu e, bazı şeyleri biz mutlaka yapmak zorundaymışız filan gibi gözüküyor. Halbuki bizim elimizde bir kriter var. Bu kriter benim yine e, Müslüman olduğum ilk dönemde aşağı yukarı 20 sene küsur sene evvel e, hiç anlamadığım bir e, olaydı bu. Ben tabii o oh, oh, Kur'an Kur'an diye bağırıyorum filan geldi herifin teki dedi ki bana. Ama Ban, Müslüman bir kardeşimiz yani. Dedi ki bana yani sen dedi sünnet ile de dedi. Ne diyorsun baba sen ya? Ya dedim efendi sen tevhid nedir hiç işittin mi hayatında? Bugüne kadar böyle bir kavram duydun mu? Uuu uh, fırçayı bastı tabii. Yahu mübarek Kur'an'la sünnet-i Resulullah sen nasıl birbirinden ayırırsın? İki ayrı unsurmuş gibi gösterir. Bunu bu hangi nasıl bir kör cesaretidir bu yani? Tevhid ne olduğunu anlamamışsın sen daha. Daha ondan haberin yok. Bana şey, eğer bu ideolojik böyle görüş zart bir şey, bir şey. Şimdi eh, bir kere bizim elimizde bir kriter var. Mübarek Kur'an ve Sünnet-i Resulullah'ın bir arada meydana getirdiği sağlam bir kriter var. Bizi ilgilendiren, norm olarak, ölçüt olarak ilgilendiren bu. Biz, Karşımıza çıkan her şey, aa biz bizde niye yok, biz de yapalım filan gibi bir takım enayilikler, bir takım tuhaflıklarla bakmak yerine acaba biz bunu yapar mıyız, yapabilir miyiz? Ya nereye kadar yaparız? Yaparsak nasıl yaparız? Bizim buna çok dikkat etmemiz lazım. Söz gelimi bunun en aşikar olduğu yerlerden bir tanesi e, efendim e, bale sanatıdır. Ulan Müslüman bale male yapamaz arkadaş yok böyle bir şey bunu unut kalkıp da ya işte bize bak görüyor musun işte balede acaba İslami bale nasıl yapılır falan? yapamazsın yapma ağzımın terazisini sağlamaya çalışıyorum bunlar alıştığı yolda da çok lazımdı sana bale medeniyetinden, kültüründen bir şey eksiliyor ya. Yapmayacak. Aa bunlar bale yapmıyorlar diye enayi herifler. Sana ne ya? Olmaz. İki. Bir şeyde benim anahtar hadis dediğim birkaç tane hadisi şerif var. Anahtar diyorum. Şimdi tabii gene her şeyi tersinden anlamak da mümkün tabii. Diğer hadisleri beğenmiyor musun? Beğenmenin gözü kör olsun. Ne hali varsa görsün. Benim anahtar hayatın her alanında ilkesel birinci ilke olarak haydi kelimelerden sonra devreye sokmamız gerektiğine inandığım iki üç tane hadis var. Onlar diğer hadislerin de anahtarı zaten. Bu kanaat bir alim kanaati bildiğin hacı baba kanaati ya sokaktaki müminin kanaati. Bu hadislerden önem sırasına göre söylemiyorum. Bir tanesi o muhteşem men teşebbehe hadisidir. Eminim çok iyi bilirsiniz. Men teşebbehe bi kavmin ve huve minhum. Kim ki benzetir kendini bir kavm ile artık o onlardandır. Onlardan olur demiyor. Onlardandır diyor. Kesip atıyor mesela. Oo, bu o kadar derin, o kadar boyutlu, o kadar kapsamlı bir hadistir ki... E, ...bunu sadece kılık kıyafet yok bilmem ne filan bırakın sinemaya bile uygularsınız yani. Sinemaya bile uygularsınız. Bizim yaptığımız diyelim ki sinema bizim için yapılabilir bir şey varsayalım ki öyle. Daha ona bir karar vermiş değiliz yani. Varsayalım ki bizim için sinema yapılabilir bir şey... O halde bu hadisi alıp, kafamızın en kıymetli yerinde çakıp, stüdyonun bütün duvarlarına asıp, bütün senaristlere, yönetmenlere, kameramanlara, oyunculara çakıp, men teşebbehe bi kavmin fehu ve minhumu öğretmemiz lazım. Dikkat edeceğiz. Bizim yaptığımız bir şey hangi kavmin uygulamasına benziyor? Zor iş. Genelde biz öyle yapmıyoruz. Biz diyoruz ki bunlar bizden daha tecrübeli, bunlar bizden daha e, uzun zamandır sinema, biz ya sinema minema filan, hak getire e, filan. Evet, e, o, halde bu, bunlara bir bakalım, bunlar ne yapıyorsa biz de öyle bir şeyler yapalım yani madem ki sinema bu kadar etkili bir şey falan filan. E, e, i̇şte orada baltayı taşa vurduğumuz noktanın bu olduğu kanaatindeyim. E, batı, batıl batı özellikle öyle diyorum çünkü artık Batı dediğimiz zaman biz bir zamanlar e, batılı kastediyorduk. Benim genç ve yakışıklı olduğum günlerde. E, fakat bugün artık elhamdülillah batı dünyasında çok ciddi bir Müslüman kitle var. Mümin Müslümanlar önemli e, bir durumdalar. Onun için onlara haksızlık etmiş olmayalım. Batıl batı, batının batıl kısmından bahsediyorum. Şimdi, e, batıl batının... Bakış açısı, estetiği, konuştuğu lisan, olayları değerlendirişi, anlatım teknikleri vallahi bizimkinden çok farklı. Batılın farkı var. Peki biz ne yapacağız? Bir şeyin teorisi olmadan pratiği olmaz. Ben emekli bir komünist olarak size onu da söyleyeyim. Ee, çok önemli kitaplardan bir tanesi Lenin'in yazdığı Teori ve Pratik adındaki bir kitaptır. Ben bu ta, tabi komünist olarak dersimizi iyi çalışıyoruz o zaman. Öyle hiç Kur'an'dan bir haber Müslümanlar gibi dolaşmıyoruz ortalıkta. Marksı yiyoruz biz. O zamanki eski peygamber bizim. Tabi öyle görüyoruz. Biz vallahi doğru bir tarihtir bu. Biz yani öyle algılanıyor yani kutsal kitap ve Peygamber böyle algı bu bunu eğer böyle bu paraleli kurmazsanız herifin ne dediğini anlamazsınız yani öyle bakacaksın öyle algılıyor ya ben eskiden elhamdülillah ee, ulen İslam'a elhamdülillah geldik abu bana hiç yabancı değil komünist zaten dikişsiz geçiş yapıyor hiç sıkıntı yaşamıyor yani bilakis rahatlıyor ya ulan burada bir enayilik var diye hissediyorsun zaten baştan beri o enayili ne olduğunu adını koyamıyorsun çünkü sıkışmışsın kitabın içine ideolojinin içine bir türlü adını koyamıyorsun ulan mübarek Kur'an'ı okuyun. Aa, aa işte bu diyorsun bu hiç problem yaşamıyorsun yani hiç vallahi yaşamıyorsun tecrübeyle sadece şimdi bu İslam'la şereflendikten sonra bir baktım ulan bizim ezbere neredeyse bildiğimiz Lenin'in Teori ve Pratik adlı kitabı. <laughs> kardeşim bu bari Kur'an'la sünneti Resulullah. Aynı şey. Değişen bir şey yok. Önce bir teori var. Teorik kısmı var işin. Yani Allah Celle sana ilkeleri veriyor. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem alıyor bu ilkeleri. Hayata dönüştürüyor. Uyguluyor. Pratikte uyguluyor. Demek ki işin temelinde bir teori meselesi var. Bizim mümin Müslümanlar olarak elhamdülillah bir sinema teorimiz var mı? Bunun teorik altyapısını bir kere biz kurduk mu? Bunun kuramsal yapısını kurduk mu? Valla belki kurmuşlardır ama ben görmedim henüz. Yani bilmiyorum bu konuda. Ee, sinema yapmak öyle basit bir iş değildir. Çok zor bir iştir. Kaldı ki sinemanın sanat olup olmadığı da çok ciddi bir tartışma konusudur. Bana göre değildir. Sinema sanat filan değildir. Ee, sinema bir anlatım aracıdır. Zaten biliyorsunuz temel sanat dedikleri altı batı dünyasının tarif ettiği altı sanattan sonra yedinci sanatı ilave ettiler. Hiç alakası yok sinemanın sanatla. Ee, çünkü sanat e, Allah'ımızın Şanuhu kendisine... E, ...sanatkârâne işler ortaya koyabilme kabiliyetini bahşettiği insanların... ...ferdi olarak tek başlarına yapabilecekleri bir şey olmalıdır. Şiir tek başınıza söyleyebilirsiniz. Yazmanıza bile gerek yok. Konuştu söylersiniz. Eğer siz kaliteli bir adamsanız sizin... Zaten kaliteli şiir akılda kalır zaten. Gitmez bir yere. Onun kalitelerinden biri odur. E, ressamsanız... Fırçaya, boyaya, bilmem neye filan da ihtiyacınız yok. Yani kahve telvesiyle de resim yapabilirsiniz. Çayı da renk olarak kullanabilirsiniz. Fırça da lazım diye palmağınızla yaparsınız. Her şeyle yaparsınız. Hiç problem yok. E, tiyatro filan. E, tiyatro için hiçbir şey lazım değil. Hiç. Sıfır. Belediye parkına çık. Orada otur yap tiyatro. E, Genç diyen seyreder. istemeyen gider. Tek başına bile yaparsın. Ne tiyatro metni lazım ne bilmem ne. Ha heykel. E yap. Ne olacak? Al patatesi oy. Al sana heykel. Bütün her şeyi yapmam. Ama sinema yok öyle şey. Sinema her şeyden önce bir sanayi gerektiriyor. Arkasında muazzam bir kapital gerektiriyor. Sinemanın daha selamu aleyküm dediğin andan itibaren tırrr, taksimetre yazmaya başlıyor. Oyuncusu bilmem nesi şansa basa bunların dağıtımı e, gitmesi gelmesi bile arkasında bunun finans kapital olması lazım. Sinema sanayidir sanat manat falan da değildir yani. Çünkü neden? Finans kapital batı anlamında batıl batı anlamındaki finans kapital benim firavun sistemi dediğim sistemde bunların bir ilahı vardır birçok ilahı var da bunların ilahlarının bir tanesi çok manyak bir ilahtır yani müthiş bir şeydir. Bu ilahın adı kar maksimizasyonudur. Yani kar edilmesi değil. İslam tabii tüccar ne yapacak? Kar edecek. Niye ticaret yapıyor ki? Delim bu herif vakfeder o zaman yani. Kar etmek için kar edilir. Bunda bir problem yok. Bunların normları, ölçüleri belli. Ama karı maksimize etmek, habire tırmandırmak, doymak bilmez, gözü doymak bilmez et tekafur suresini bu bağ bağlamda ciddiyetle analiz etmenizi tavsiye ederim. Bunların ilahı budur. Bunlar da o ilaha ve çok ciddi kulluk ederler. Doymak bilmez bu. Her zaman daha kazançlı olmak ister. Dolayısıyla senin Fi sebilillah sanat yapmana izin vermez. Senin yapacağın sanat, kar getiren daha da çok kar getiren bir sanat. Ne? <laughs> ya bizim karımızı, yani diye bir de reklamlar var ya herifler sapık ya hakikaten ya inanamıyorum böyle bir şey. Ne, ne anlatıyor bak bir reklamları seyrediyor musunuz? Mutlaka seyredin. Mutlaka. Televizyonda ne haber programı seyredin ne ne hiçbir şey seyretmeyin. Dizimizi filan da zaten hiç seyretmeyin. Oturup reklamları seyredin reklamları. Aman Allah'ım neler diyor herifler ya. Eşsiz tencere seti dedi hayvan ya. Eşsiz tencere seti diyor. Ulan benzersiz sürü sürücü ne keyfi. Ne demek lan benzersiz sürücü? benzersiz konforu ve tekniğiyle bütün otomobiller birbirinin fotokopisidir. Ne benzersizi? Ulan birbirinin üçüzü ikizidir otomobiller. Benzersizlik olur mu? Bizim kavramlarımızın içinde benzersiz, eşsiz diye bir kavram bir tek alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Onun dışında her şey birbirine benzer. Peki bir de diyor ki karlı bir yatırım diyor. Ne o? Beton bir şey, bina karlı yatırım size söyleyeyim mi diyor buraya bile. Ulan mümin inkarlı yatırımı ahiret cennete gidecek oraya yatırım yapıyor. Bütün kafası ona çalışması lazım. ama O diyor ki binaya karlı yatırım yap diyor. Bir otomobil al karlı yatırım yap diyor bile. Saçma sapan bir e, durum. Çok güzel görürsünüz firavun nasıl çalışıyor. Şimdi... karlı bir yatırım olmasını ister, karlı yatırım olmasını isteyince de belli kurallar koyar. Bu kuralların dışında siz hareket edemezsiniz. Ama muhteşem sünnetullah kapsamındaki e, muhteşem olgulardan bir tanesi istisnalar kuralı bozmaz. Bu bir sünnetullah'tır. İstisna daima vardır ama kuralı bozmaz. İslam peygamberleri içinde bakın. Hazreti İsa Efendimiz aleyhisselam. <laughs> A'dan Z'ye istisna. A'dan Z'ye mucize. Bir acayip bir peygamber yok. Onun gibi bir tane başka bir tane yok. O tarz bir peygamber yok. Öbürleri hepsi bizim gibi adamlar. Yani beşerum mislikum. Yani böyle adamlar ya. Yani. Öbürü değil. O acayip bir şey yani. O da, Ya daha doğmadan ortalık birbirine giriyor zaten daha. Ortalık karışıyor yani. Kıyamet kopuyor Yani. Acayip bir şey yaşanıyor. Toplum allak bullak oluyor. Şey var sonra bir de bakın diğer bütün İslam peygamberlerin tamamını bir gözden geçirin. Bunların çoğu sıradan ortalama insanlardır. Yani halkın içinden yaşayan insanlardır. Ekonomik durum itibariyle, sosyal konum itibariyle. Ama iki tane var ki bu aristokrat bunlar. Hazreti Davud Efendimiz ve Hazreti Süleyman Efendimiz. Yoksulluk nedir filan bilmiyor ki. imparator olarak doğmuş zaten. Bu azam bir kudrete sahip. İstisna var ama bu kuralı bozmuyor. Size bilmiyorum siz burada film seyrediyor musunuz var mı böyle bir şey? Evet. Nasıl yapacağımız lan sinema? Neyse eğer beni e, bana tahammül etmek e, e, gibi bir e, şey, e, durum olursa yani henüz daha bitmedi konuşacaklarım sonunda karar verin buna. Alhamdülillah gitti erifti. E, eğer bana daha fazla tahammül etmek gibi bir yaklaşımınız olursa e, ben size burada uzun vadede e, bir takım filmler seyrettiririm. Çok önemli filmler seyrettiririm. Ama öyle böyle değil. Ciddi analiz ederek böyle. Her film seyredeceğiz. Öyle film seyretmek değil. Ders. Adam gibi seyretmek. Bir kere film nasıl seyredilir onu bir görmek. Bu filmlerden bir tanesi inşallah size seyrettireceğim. Çok hevesleniyorum. Ha? Biz bizim medresede yapıyoruz bu işleri sık sık da. Onlar alışıklar sekiz sene içinde. Normal olmayan davranış biçimlerine alıştılar onlar hiç. Kimse endişe duymuyor. Ee, seyrettiğimiz filmlerden e, bir tanesi A Man for All Seasons adı. Ee, bu e, se e, biliyor musun film? o filmi? Ha. Bu e, büyük İngiliz devlet adamı, felsefeci ve hukukçu... Sir Thomas More'un ömrünün son iki yılını anlatan bir film. Bak şimdi. Herif Katolik. Filmde İslam'la İslam'la ilgili hiç bir tek kelime bile geçmiyor. Yahu filmin teknik kadro şoför, şoförlerin içinde bile Müslüman yok yani. Hiç alakası yok İslamiyet'le. Ama konu acayip bir konu. Din, dini imanı, vicdanı, dini kanaatleri, adına iman diyelim ta, genel çerçevesi içinde ile devlet arasında sıkışıp kalan bir adamın tercihini nasıl kullandığı. Devlet diyor ki, Aa. o diyor ki kusura bakma, öldürürüm ulan, öldür. <laughs> Bu çok enteresan bir filmdir. Bu filmi e, eski bir film, e, çok eski yani. Benden genç ama eski. Bu filmi yapan e, yönetmen Fred Zinneman, ah, prodüktör yani finanse edici adam bulamıyor. Neden bulamıyor? Çünkü diyorlar ki, lan oğlum böyle film ne bu ya? Af buyurun ya yani siz benim çocuklarım sayılırsınız. Yürüyen bir hatun görüntüsü yok. Bir böyle bir şey yok. Yani hepsi dindar adamlar yani. Katolik de biliyorsun gırtlağına kadar kapalı gezer yani. Hatta ben İngilizce bilenlere bir tekst vereyim, bir metin vereyim. Katolik bir kadın e, şey yazmış. E, i̇ncil'e göre örtünmenin farziyeti. Ee, örtünmeyen diye halt eder diyor. Katolik ha hiç İslam'la bile o oh, hamdene katolik. Oh, 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 böyle kalın. <laughs> Abo Bizde yok böyle bir risale. <laughs> Kadın nasıl çakıyor ama. Ayet üstüne ayet çakıyor İncil'den. Müthiş bir şey yani. İngilizce bilen sağ patisini kaldırsın. Bak Az İngilizce biliyoruz. Öyle değil. Aferin kızım benim. Heriflerin içinde yok mu? Ha. Vereyim size de bir tercüme edin. Şey yapın ya. Ümmete dağıtın. Çok müthiş bir. Tamam sen de biliyorsun. Gördüm. Şimdi Diyorlar ki bu filmde üryan kadın yok. Peki kaçma kovalamaca yok. Katil kim? Böyle bir şey yok. Savaş yok. Heyecan yok. Hiçbir şey yok. Bu film iş yapmaz. Şimdi batıl batının sinemaya bakış açısını anlatmak için söylüyorum. Finanse etmiyorlar bu filmi. Adam 3 sene bekledi ya bu filmi yapana kadar. Para buldu, ıkındı, sıkındı. Birinin gırtlağına bastı, öbürünü ikna etti. Bir yerden para buldu. Buldun mu filmi? O yıl film 6 mı 7 mi ne Oscar ödülü kastettiğimden değil. Ticari anlamda değer taşıdığı için. 6 ya da 7 tane Oscar ödülü götürdü herif. Kimsenin beğenmediği bir. Hakikaten hiç bir, böyle yani e, İslami açıdan bize rahatsızlık verebilecek ve veya ticari anlamda e, getir gelir sağlayacak hiçbir şey yok filmde. Oscarları götürdü erif, millet oturdu şopa. Şimdi demek ki bizi böyle kullanıyorlar. Onun için bizim çok dikkatli olmamız lazım yaptığımız işlerde bulduğumuz finans kapitalinde hiç ama hiç kuşkunuz yok ki film üretmek için kesinlikle Müslümanlar olması lazım. Hatta ve hatta mümkünse bunun bir vakıf olması lazım. Vakf etmesi lazım. Yani bir karşılık beklememesi lazım. Gişe kaygısı beklememesi lazım. Sinema aslında çok korkunç bir şeydir. Sinema faşist bunu iyi bilin. Sinema öyle bir gaddar, öyle bir müstakbir bir yapıdadır ki oturuyorsun salonda, ışıklar kararıyor, buraya ışık yanıyor. yönetmen sana neyi göstermek istiyorsa onu görmek zorundasın. Öyle mi? Tiyatro nasıl? Kocaman bir sahne var. Üzerinde oyuncular oyun oynuyor. Sen ille de başrolü oynayan adama bakmak istemiyorsun da orada bir oyuncu dikkatini çekiyor ona bakmak istiyorsun. Seni kim engelleyebilir? Hiç kimse engelleyemez. Çünkü sen kendi bakış açına sahipsin. Ama sinemada yönetmen neyi gösteriyorsa onu görmek zorundasın. Tek alternatifin gözlerini kapatmak. Bakmayacağım demek. Şimdi o da tabii firavun sisteminde beraberinde çok büyük bir şey getiriyor. Ulan para verdik niye bakmıyoruz? Bir de bu var yani böyle bir mantık var. Yönetmen... Hangi bakış açısıyla sende hangi hissiyatı tetiklemek istiyorsa sana onu zokalar. Yani senin ferdi tercih hakkını elinden alır. Alır. Ama kompozit bir yapıdır. Çok yönlü bir yapıdır. Çünkü e, sadece sinemada bakın dikkat edin. E, şeyler yazarken, künyesi yazarken filmin en baba yani duruma göre. Bazen oyuncudan bile daha önemli yönetmenin adı yazılır. Tek yazılır. Tek. Ama onun kadar önemli iki tane adam daha vardır. İsimleri tek yazılan. Bir, görüntü yönetmeni. Director of Photography. Kameraman değil, dikkat edin bak. Başka bir şey o. Kameraman teknik adam. Hani görüntü yönetmeni öyle sırtında kamera taşıyan filan herif değil. Tövbe yani öyle şey olur mu? Adamı döverler yani öyle şey olur mu? Öyle. Herif görüntünün niteliğini, neliğini tespit eden adam. Işıklandırmayı bilmem şu. Üçüncüsü edited by diye yazar. Yani montajı yapan adam. Montajı yapan adam yani filmi birbirine ekleyerek onun nihai halini veren adam filmin neredeyse ikinci yönet. O tutturur. Sen çekersin bir sahneyi çok beğenirsin. <laughs> Montajcı der ki tempoya uymadı. <laughs> Gitti. <gülüyor> İstediğin kadar ıkın sıkın. Hiçbir şey yapamazsın. Ya montajcıyla kavga edersin. Yapımcı şirket seni kovar. Bir daha da sana fırsat tanımaz. Ya da herife güvenirsin. Ya da hanıma. Kadın montajcılar çok önemli sinemada. Neden? Ee, kadınlar ayrıntılara çok daha fazla dikkat ediyor erkek kadın gözüyle bakıyor yani. Bambaşka bir şeyle bakıyor, açığıyla bakıyor. O çok önemlidir. Ee, fakat montajcının bir, e, bir durumu var. Son sözü aşağı yukarı o söylediği için. Sondan belki iki önceki sözü o söylediği için. O genellikle yapımcının <laughs> hizmetindedir. Bir filmi montajla olduğu gibi değiştirebilirsiniz. Keşke imkan olsa da bunu bulsak bir film yapsak birini şöyle montajlasak aynı görüntüler aynı görüntüler birini şöyle montajlasak birini böyle montajlasak birini şöyle montajlasak en iyi halde ne dersiniz biliyor musunuz ya bu film bana hiç yabancı gelmiyor benziyor Tamamen ayrı şeyler çıkar. Aynı sahnelerin başka türlü birbirlerine yerleştirilmesiyle bambaşka bir şey çıkabilir ortaya. Bu çok önemli bir şey. Rezil de eder adamı, vezir de eder yani montaj. Şimdi dedik finans kapital, film yönetmen sana ne istiyorsa onu gösteriyor. Aslında acaba kendi istediğini mi gösteriyor yalnızca, yoksa onu finanse eden adamın istediğini mi ee, gösteriyor? Tabii o onu şimdi birazdan konuşacağız. Ama gösterdiği şeyde e, finans, kapital çok önemli bir rol oynuyor. E, filmlerin künyelerini okuyor musunuz? Ha? Türk Türklerde böyle bir tuhaf bir adet var. Filmin en önemli yerinde salonu terk ediyorlar. Künye, künye, künye. Akıyor en sonunda filmin. Kim? Ne yapmış? Neden yapmış? Neci? Kim bunlar? Wow. Bir tane istisnalar kuralı bozmasın unutmayın bunu genelde bir tane film gösterin ki o filmin yönetim kadrolarında finansman kadrolarında uygulama kadrolarında Yahudiler olmasın bir tane gösterin bana ben onları it gibi okurum o künyeleri imdb diye bir aplikasyon var. Ee, filmlerin her türlü şeyini veriyor. IMDB'de bu künyeleri verir. Şoföre kadar verir kimler olduğunu. Okuyun bakın. Küst. Ama isim tabi tanıyacaksın herifin isminden. İsim bağlantılarını bileceksin. Goldberg gördün mü anla ki Yahudi'dir yani. Altın daha değil herifin adı yani. Bitti. Türkiye'de olduğu gibi. Biliyorsunuz ya, isim değiştirirler. İsim değiştirdiği zaman o çağrışımları bileceksin o altyapıları. Mesela Isidor İzzet Bey olur, anladın mı? Melih Bey diye Yahudi var kardeşim Türkiye'de. Bakın bunları iyi bilin, bunlar bunlar çok önemli şeylerdir. Ee, bu bağlantıları da bilmek lazım tabii. Bildiğin zaman şakırt diye çözersin olayı görürsün. Şimdi Yahudi finans kapitali bir filmi finanse ediyorsa ki Hollywood tamamen bunların kontrolüdür. bu konuda yazı, bu yeni bir şey değil. Ben size e, şey Wikileaks falan yapıyor falan değil Yani bu, 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 konuda açık açık kitap yazıyor herifler yani gayet ders kitabı yazıyorlar. Bilimsel araştırma yapıyorlar. Ee, bu, bu, kabul edilmiş bir gerçektir. İngilizce Ulen İngilizce öğrenin. Hakikaten İngilizce öğrenin. Öyle böyle değil ama çok iyi öğrenin. Bakın ümmetin lisanı artık Arapça değil. Bu bir yanılgı. Arapçayı bilmek başka şey. Arapça öğrenmeyin demiyorum. Ama ümmetin lisanı İngilizce. Unutmayın bunu. Dikkat edin. Bütün ciddi araştırmalar, çalışmalar İngilizce yapılıyor. Arapça değil. Çünkü elhamdülillah batıya doğru yürüyor İslam. Amerikalı, İngiliz Müslümanlar, Alman Müslümanlar. Bunlarla nasıl iletişim kuracaksın? Bunlar çok İngilizceyi çok iyi öğrenin. Bu konuda ben size buraya kitap yarım kitap hani diyor ya herif kurşun manyağı yaparım sizi. Ben kitap manyağı yaparım sizi. Belge manyağı yaparım sizi yani. O kadar çok malzeme var. Şimdi herif hoşuna gitmeyecek beğenmediği bir şeyi asla ve asla finanse etmez. Sadece kendi işine yarayacak şeyleri finanse eder. Ancak bunu da çok aşikar senin gözüne gözüne sokacak şekilde tabii ki yap. Şimdi buradan bir gelelim bakalım bir olaya. Ha, mübarek Kur'an. Ya hakikaten bu 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 acayip bir kitap Ben hayatımda hiç görmedim. Acayip bir kitap yani. Ya o kardeşim ben 20 senedir gece gündüz bu kitapla yatıyorum, bununla kalkıyorum. Benim işim gücüm bu, başka bir şey değil. Ulan hala mı bağırıyorsun sabahın içinde kalkıp da. Aman Allah'ım ne diyor diye. E anladık lan işte. Hayır öyle değil. Muazzam bir kitap yani. Şimdi mübarek Kur'an'da Allah'ımız neler anlatıyor. Allah. Şimdi iblis diye biri var biliyorsunuz değil mi? Hı? İblis. Şimdi bu iblis çok ters sobu herif yani. Nerede görüyoruz bu ters olduğunu? Diyor ki ben diyor Neyse o konuya girmeyeyim. O kafanızı karıştırır. E, bu, yaptığım zaman bu Adem'i diyor. He, nefesimden vereceğim, üfleyeceğim. Ne demek o? Ona hareket etme. Eylem yapabilme. Canlılık katacağım. E, o zaman ona secde edin. Hatırlıyorsunuz değil mi? Bilirsiniz yani. Sonra devam ediyor. O ortamda, o mecliste ya neyse artık o. Kimler varsa Bunlar hiç bilmemiz mümkün değil söylemiyor çünkü yani sadece genel tanımlamayı veriyor. Hepsi secde etti bir iblis hariç diyor. Şimdi düşünsene sahneyi göz önüne getirebiliyor musun? Göz alabildiğine bir kadro hepsi secdede aha Adem duruyor ortada hepsi secdede bir tane duruyor da dimdik. Şimdi film aslında burada başlıyor. Allah Celle şanu diyor ki iblise sen neden secde edenlerle birlikte olmadın? Ben ilk okuduğumda buraya kahkahayı basmıştım yani. Müthiş komik gelmişti bana. Yahu Allah Celle şanu soru soruyor iblise sen niye secde edenlerle olmadın diye. <laughs> Rabbim sen, bilmiyorsan kim bilecek? Biliyorsun niye soruyorsun ki sen bu? Sen bilmiyorsan kim bilecek? E sen bilmiyorsun diyor. E doğru evet. O soruyu sen sor. Niye iblis secde etmedi diyor. İlahi nezaketiyle. Şimdi iblis konuşmaya başlıyor. Hatırlıyor musunuz nasıl başlıyor? İlk kullandığı kelime ne? He? Yok yok övmüyor canım. Rabbim diyor. Rabbim diyor. Abo. İblis ulan bu. Rabbim diyor Rabbim. Sen kim oluyorsun? Demiyor. Sen Takma mı lan seni? Hayır. Rabbim diyor. <laughs> Kiminle bu atap çok iyi biliyor. Rabbini ikrar ediyor, kabul ediyor. Peki niye o zaman emrini yerine getirmiyor? Eee? <laughs> Ama ne güzel anlatıyor. Diyor ki ya Rabbi bu ne ya? Diyor. Toprak, çamur, zalim, kan, berbat bir şey diyor yani. Ya bunu nesine secde edeyim ben? ya? Bir de bana bak diyor. Sen beni yarattın bak nasıl yarattın. Benden kralını yarat secde etmeyenin gözü kör olsun. Mantıklı mı? Söylediği. Ha? Çok mantıklı ya, tabii ki. Son derece mantıklı. Hiç problem yok, açık yok. Şimdi siz kendinizi bir yabancılaştırarak okuyun. Da, Hakikaten ha dersiniz yani. Hakikaten ya niye üstün ki sen? E, ya. İşte bunun adı iblis mantığıdır. İblis mantığı. Bu gündelik hayatımızda sık sık rastladığımız tabii Türkiye'de bol miktarda gördüğümüz bir mantık çok mantıklı olarak anlatır. Ama mantık iblisin mantığı. Allah Celle Şanu sana şunu yap dediği zaman kızlar henüz askere gitmiyor tabi İnşallah o da olacak. Ee, askere gittiklerin gittiğinizde öğren en büyük üniversite odur. Ee, öyle şey filan ilahi at fakültesi filan değil orası en büyük üniversitedir. Orada okuduğunuz dersleri hiçbir zaman unutmazsınız sosyoloji, antropoloji, psikoloji, tarih, coğrafya. Pööö, alim çıkar kardeşim askere giden adam. Yalnız heriflere söylüyorum askere gitmemiş olanlarınız varsa gitmeden 15 gün önce bana gelin ben sizi bir kampa alayım. Yağdan kıl çeker gibi askerlik yaparsınız. Bir de diploma alırsınız. Şimdi askerde adama ilk öğrettikleri şey nedir biliyor musunuz? Emir demiri keser. Wow. Allah Celle Şanlı sana bir şey diyorsa siz bu gitti. Ya ama Rabbim çok gitti Emir demiri keser. Edeceksin secdeyi. Bundan sonra sor. Sor. Peki niye bize bundan secde ettirdin Rabbim? Ettik de e, baş üstüne. Sen ne dersen biz onu yaparız. Ama niye bana bir anlat. Ha bak o mümkün. Ama emri yerine getirmeden ukalalık etmek, edepsizlik etmek bu. Ve bunu üstelik bir de mantığa oturtmak. Sanki Allah Celle bilmiyor niye emir verdiğini. Edepsizliğin zirvesine bak sen yani. Tamam bunu biliyoruz da sen bunun nisilema ile alakası ne niye anlattın şu <laughs> özünü. Mübarek Kur'an'da bir, biri daha var. Firavun. Öyle mi? O ne diyor? Ben sizin en büyük Rabbinizim diyor. Ne? Musa Efendimiz'e aleyhisselam sorduğu suale bakın. Alemlerin Rabbi de ne diye soruyor. Kim diye sormuyor. Ben demiyor. Ne? Ne? Kim? Ne bu? Biraz daha ileri. Ben Sizin için benden başka ilah tanımam diyor. İlah diyor kendine. Ulan iblis mi daha tehlikeli firavun mu? Firavun tabii ki. Diyor. İblis gayet şey bir adam yani. <laughs> Haddini bilen biri. Firavun öyle değil. Allah Allah kavga ediyor. Karşı çıkıyor. Böyle biri yani. Rab kimmiş lan diyor evale. Allah Şimdi bu Firavun demek ki Allah Celle Şanuhu karşıtı ve düşmanı yani Allah'ın Celle Şanuhu belirlediği normların karşısında yer alan Allah'ın Celle Şanuhu elinde imkan olsa bütün her yarattığı her şeyi ortadan kaldırmak gibi bir planı hedefi olan biri. Ne diyor? Yap bana bir kule de bir görev. Gö gösterişli kule diyor. Herhangi bir kule değil yani gösterişli kuleler. Wow, yakışıklı binalar. konforlu. Bana gösterişli bir kule yap. Göreyim Musa'nın Rabbi kimmiş mi? Tavra bak. Tavra bak. Şimdi bu Firavun hükümranlık sahibi olmak dünyanın en kolay şeyi. Adamı döversin. İş biter. Hükümran sen olursun. Mühim olan hükümranlığı sürdürebilmektir. Egemenliğin sürdürülebilir olmasıdır. Egemenliğin sürdürülebilir olması için de birilerinin sana kul köle olması lazım. Kayıtsız şartsız itaat lazım. O piramitleri nasıl yaptıracaksın sen? Ulan en, en, en basiti İnşaatı 25 sene sürüyor. Milyonlarca insan çalışıyor. Hayvandan beter şartlar altında. Yemek yok, içmek yok. Ulan kim çalışır? Dandik bir şey yapacaksın. Sapık herifin mezarını. Köleye ihtiyacım var. Peki alemlerin Rabbi olan Allah Celle Şanu niye bize siz benim kölemsiniz diyor. Türkler kıvırtıyor orada kul cool diyorlar. Köle köle diyor köle. Siz benim kölemsiniz diyor. Ya Rabbim niye bu? Desene siz benim kuzucuklarımsınız. Siz benim yavrularımsınız. Hristiyanlar öyle diyor. Çocukları baba ya. Ne olur yengem bana niye köle diyorsun Rabbim kurban olayım sana. Bana niye bir tatlı bir şey söyle ya. Görüyorsun niye öyle dediğini. Allah Celleşanhu dışında herkesin ve her şeyin kölelere ve köleleştirmeye ihtiyacı var. Allah'ın Celle Şahine, hiçbir şeye ihtiyacı yok. Site kuracaksa diyelim oraya hafriyat filan yaptırmıyor yani temel memeli. Gün binalar orada. Köleye ihtiyacı olmayanın kölesi olmak ne demektir? Özgürlüğün zirvesidir. En üst noktasıdır. Biri seni köleleştirmeye kalktı mı ne dersin? Ah abi ben seve seve olurum abicim senin kölen. Ho. Ama benim efendim var bir tane. Sen de bilirsin ki bir köle ancak bir efendiye itaat edebilir. Çünkü efendiler birbirlerine girer yani. Ulan senin kölen mi benim kölen mi harp çıkar yani. Benim, benim efendime bir sor bakalım hele. Beni azat ederse, beni kölelikten atarsa, beni sana satarsa ben güle oynaya seve seve senin kölen olurum. De bakalım ne oluyor. Ne diyecek herif? köle pazarındaki durum aynı. Kim senin efendin bir konuşalım bir görüşelim. Daha önce yaptığımız şeyler yani köle ticaretinde. Ha benim efendim ben söyleyeyim kim olduğunu. Alemlerin Rabbi olan Allah var ya. He, ben onun kölesiyim. Bir sor bakalım ne diyecek. Beni atıyor mu kölelikten? Satıyor mu beni? Bununla bir konuş. Patronla muhatap ol. Wow. Özgür olmak İslam'ın temel meselesi. Şimdi Firavun halkı köleleştirmek için ne yapıyor? İktidarını sürdürebilmek, gücünü devamlı kılabilmek için ne yapıyor? Bizim aklımıza gelen ilk şey tabii terör devletidir yani. Değil? Polis devleti falan diyorlar yani. Öyle polisler var, zartlar, evlere baskınlar. Hiç böyle bir şey yok. Firavun'un polis örgütü yok bir kere. Ee, Firavun'un devlet kadroları kim? Devlette en üst kadrolarda olan adamlar. Kim? Sihirbazlar evet. Sihirbaz. Sihirbaz. Devlet kadrosu herif dikkat et. Ne yapıyor bunlar? Sihir. Sihir ne? Sihirin şahane, muhteşem bir Türkçe karşılığı var. Her Arapça kelimenin birebir karşılığını bulamazsınız. Ee, Türkçe'de. Ben de daha iyi bilirsiniz tabii. Bazen böyle <laughs> biz diyoruz ki ulan yatın kalkın dua edin. Allah Celle bu mübarek Kur'an'ı Arapça göndermiş. Göndereydi Türkçe görürdü mesela. Olurdu 43 cilt. Oku oku bitmez çıkamazsın. <laughs> bir tek kavramı açıklamak için bazen bir paragraf yazmak zorunda kalıyorsun. acayip bir şey yani. Ama bazılarının var. Birebir karşılığı var. Sihirim var. Türkler ne diyor sihire? Hayır! büyü demiyorlar bügü başka bir şey aslı bügü o kelimenin biliyorsunuz B bügü dini bir ritüel onun sihirle alakası yok sihir Türkçe adı göz bağcılık wow göz bağcılık lisaniyatla yani lisaniyatın sularında kulaç açma karar vermekten derdikten sonra ben anladım onun ne demek olduğunu. Ben önce şöyle zannediyordum. Göz bağcılık yani körebe oyunundaki gibi gözünü bağlıyorsa böyle gidiyorsun. Hayır, o değil. Göz bağcılık senin gözünü bir yere bağlamak. Sen oraya bakıyorsun. Burada ne oluyor göremiyorsun. Gözünü bağlıyor senin bir yere. Bugün eh bir eğlence sektörünün bir parçası haline gelmiş olan hani sihirbazlar işte David Copperfield binden adamı uçurdu, kadını kaçırdı falan... bir sürü bir şeyler yapıyorlar ya. Bunların yaptıkları tam da bu. Gözü bağlamak. Sen buraya bak diyor, sen oraya bak diyor, sen tek kere kok kok kok. Türklerin zaten acayip bir sözü var. Enteresan bir kadın. ...tabii siz daha büyük bir tane şey, anne babalarınız da belki doğmamıştı o zamanlar. Panayırlar vardı, ...o panayırlara akrobatik gösteri olarak en mühim akrobatik gösteri değil. ip değil tel cambazı denir çünkü ipin üstünde yürümüyor telin üstünde yürüyor herif. ip kopar tel cambazı gelir böyle hen ama ya bir alsa 2 şey metre eksen gider panayır lan köy panayır bir şey yok ya yani. Türklerin kullandığı bir tabir var cambaza bak wow. Şimdi o panayır sahibinin kadroları var. O da diyor ki aa cambaza bak aa aloo <laughs> Arka cepten cüzdan gitti. Sen cambaza baktığında bir yere konsantre olabiliyor insan. Bu bilimsel bir veri. İnsan sadece bir şeye konsantre oluyor. Kim derse ki ben iki işi aynı anda yaparım Dünyadan haberi yok onun. O iki işten ya birini yanlış yapar ya eksik yapar ya da ikisini birden. Bunlar denenmiş, sınanmış şeyler. Bizim için yabancı değil. Böyle olması gerekiyor. Tevhid var ortada. Bir Allah'a kulluk edeceksin. Bir Allah'a Allah'ın mesajını anlayacaksın. Ona konsantre olacaksın. İkinci bir şeye zihnini dağılmana izin vermez. Yapı bu. Öyle kurulmuş. Elestu bi rabbikum. Şarkılı türkülü söyleyince anlamıyor tabii insanlar onu. bir de uydurmuşlar. Kalu belada da diyor. Mesela sanki o bir şey. Ya dediler ki evet diyor. Hiç hatırlamıyorum ben böyle. Ben size hatırlatıyorum da sonra siz şaşırmayın devam ediyor. İnsanın fıtratında tevhid var. Tevhidi yaratıldığı için zaten Allah'a kulluk ediyor. Yoksa etmez. Bir birine güce güce kulluk etmek insanın fıtratında olduğu içindir ki Allah'a kulluk ediyor. Yoksa etmez. Mühim olan senin hangi güce kulluk ettiğine karar vermen. Mesela orada Vakit olsa keşke anlatırım size bu sihirbazlar meselesinin nasıl çalıştığını, bunun nasıl geliştirildiğini ama cambaza bak şimdilik yeterli olsun. Yani senin dikkatini bir yere çakıyor. Ne istiyorsa onu yapıyor. Sen göremiyorsun. Onun için sihirbaz şeylerini siz tabi o cahiliye yaşamadığınız için bilmiyorsunuz. Böyle gece kulüplerinde alaba filan. Sihirbazların yanında daima yürüyen bir hatun vardır. Herifler. Oraya bak. He? Nur suresinin 30. ayetini okumamış hayvan. Oraya bakıyor. O da orada ne istiyorsa yapıyor. Sihir mihir yaptığı yok. Herif seni oynuyor seninle. Seni kandırıyor. He, Firavun'un devlet kadrolarında sihirbazlar var. Devlet kadrosu bunlar. Devlet, mele. En üst kadro bunlar. Maaşlı. Bir şey daha söylüyor Allah'ımız. Daha ne söyleyecek? Artık her şeyi söylemiş zaten. Yani. O kadar güzel anlatıyor ki. Bismillah. kavmehu. <laughs> Kavmini tahfif etti. Hafifleştirdi. Küt geldi Hazreti Ali Efendimiz e, sözü oraya. Radıyallahu anh diyor ki ya çok müthiş bir adam. Kur'an konuşmaz. İnsanlar onu konuşturur diyor. Abo. Bu Ne demek ya? Sen nasıl yaklaşıyorsun Kur'an'a? Senin kafan nasıl çalışıyor? Sen nasıl bakıyorsun oraya? Onun sonucunu sana verir. E Allah da zaten öyle yapmıyor mu? Dile diyorsun. Dileyene diyor. Kolayı kolaylaştırır. Öbür zoru da kolaylaştırır. Sen cehenneme gitmek istiyorsan buyur tabii abi. Yani engelleyecek halimiz yok. Sen tercihini yapmışsın buyur cehenneme daha kolay gidersin yani. İlle de seni zorla cennete sokmak var mı? La ikra fiddin. Döve döve cennete mi gidilirmiş ya? Böyle cehenneme gidiyor. Git yollarını açarım. Şimdi festahaf ve kavmehu hafifletti kavmini, hafifleştirdi. Bakış açısı bir. Ay ne iyi adam şu firavun. Halkının üstünden yük aldı. Bunlar yük çekiyorlardı. Firavun onları hafifleştirdi, rahat ettirdi, refah toplumu haline getirdi. <laughs> Mübarek Kur'an'ın ruhuna taban tabana zıt bir ifade tabii bu. Ama istersen öyle anlarsın. İkinci anlayış. Bir şeyi hafifleştirmek için ne yaparsın? Havalimanına gittin bavulum var dediler bu 32 kilo. Vereceksin ya para ya da bunun ağırlığını azaltacaksın. Ne yapıyorsun? İçini boşaltıyorsun. Arapçada bir şeyin içini boşaltmak insan bağlamında kullanıldığında bir deyimsel ifade şu demek, aptallaştırmak demek. Adamın içini boşaltıyorsun. Ay kafası çalışmıyor öküz gibi bakıyor. Bunu kim yapıyor? Sihirbazlar yapıyor. Firavun halkını aptallaştırıyor ve sihirbazları kullanarak bunu başarıyor. Onları istediği gibi yönetiyor, sömürüyor ve gönüllü köle oluyorlar artık insanlar. Gönüllü koşuyor. Ay, 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 köle olayım diye. Bakın ciklet reklamlarında ne satıyor herifler. Mutluluk. Ya o benim torunlarımın kaka kola diye belledikleri. O iğrenç sıvının reklamlarındaki ana fikir nedir? Özgürlük ve mutluluk. Oha be. Coca Cola mı özgürlük? Bağımlı yapıyor abi herif seni ya. <laughs> Rakı içsen bu kadar bağımlı olmazsın yani. Coca-Cola Kogol manyak bir şey yani. Olur mu? Ama özgürlük diye. Bir de bir siz belki hatırlamazsınız. Özgür kız diye bir şey vardı. Telefon reklamı hatırlıyor musun? Kız. Özgür kız. Türkiye'nin her dağda başta var. var falan. Ulan neresi özgür? Kadın telefon bağımlısı. Tam zıttını söylüyor sana yani. Tam tersini söylüyor. Mutluluk deyince sana esaret, özgürlük, kölelik bunları satıyor sana böyle sat. Cikleti de böyle satıyor. Otomobili de böyle satıyor. Bilmem neyi de böyle satıyor. Wow. Türkiye'de kurulan ilk özel televizyon. O zaman televizyon kanunlarımız yoktu. Siz daha doğmamıştınız. Ee, Sen biliyorsun değil mi? Atma kafana! Star dedi. Magic Box. Ne demek Magic Box? Gaytim bir İngilizcesiyle bile anlamak mümkün bunu. Magic Box. Söyle. Duydunuz mu? Sihir Kutusu. Ulan hiç artık fitursuzca adını bile koyuyor yani. Korkmuyor seni. O da aptallaştırmış ki seni. Ben seni aptallaştırıyorum diye yüzüne yüzüne söylüyor artık. Bir de bu var yani. Etiketleri görmüyor musunuz? 15 14 99. Bu ne demek ya? Sen öyle bir dangalaksın ki diyor. Aradaki farkı anlamayacak kadar salak hakaret ediyor sana ya. Bir de bir şey daha var. Geçen gün siz yapmayın ama ben yapıyorum. Yani. Ben yapabilirim. Ben yaptım her şeyi yapmayız. Starbucks kafeye gittim. <laughs> wow. Benim standart mekanlarımdan biri. Gittim Starbucks'ta. Oturuyorum tabii. Tak takya, külah her şey yerinde tabii. Öyle, öyle, öyle. Yani diye gitmiyorum tabii. Selamun Aleyküm diye giriyorum içeri. Neyse ki tezgahın arkasında çocuklar, güzel çocuklar. Aleyküm selam Hacı Baba, hoş geldin diyorlar. Sana şimdi bu herif ne yapacak? Filan diye bağıracak mı? Hiç böyle bir şey. Kahve mi seyrediyor. Baktım bir hatun geldi. kolunda Rolex saat. En az 15 bin dolar. En az. Anlarım. Cahiliyeden geliyorum. Kolunda bir Louis Vuitton çanta. Anladın mı? En az 3 bin kağıt. En hafif o da 3 bin kağıt. Hatun ya. Pantolon, pantolon. Ayağındaki pantolon yırtık pırtık pıyırım pıyırım paçavra. Ulan dedim hacı baba. Kör istemiş bir göz Allah vermiş sana iki tane. Siz yapmayın bak. Ben yapabilirim böyle şeyleri. Gittim kızın yanına. Oturduk kahve içiyor. Ah yavru. Türkiye'nin ekonomisi bu kadar mı kötü Zenginlik günlerinden kalma kıymetli eşyanı taşıyorsun. Verem sana bir parada şu pantolon pantolonu. Yazık günah değil Bu paçavrayı nasıl <laughs> Hiç bir anlam veremiyor. Ama ben ağlıyor, ağlayacak haldeyim yani. Yaparım yani, Mektebin okudum. Bir tanesine de başka bir şey söyledim. Yanımda biri vardı o da tabii biri dediğim damat. Ee, o da tabii tehlikeli bir herif. O da cahiliyeden gelme. Ona diyorum ki yine böyle bir hatun yırtık pırtık geldi. Dedim bak utanmaz herif. Damadıma bağırıyorum. Bak bu nasıl bir salattır bunun ettiği Nasıl bir namaz kılıyor dizler yırtılmış. Şu senin pantolonuna bak hayvan herif ortalık <laughs> Ya bu aptallaştırmanın sonucu değildir de nedir bana Allah için söyleyin ya. Yırtık paçavraya para veriyor. Hem de eşek yüküyle para veriyor. Beş sene önce bu parayı vermezdin bırak. Sen utanmıyor musun diye mahkemeye verin herif ya bana paçavramı satıyorsun diye. Rengi atmış pıyırım pıyırım şeye para veriyor. Burada akıl nerede Allah aşkına? Firavun seni aptallaştırmış. Aptala çevirmiş. Firavun'un moda sihirbazları canını okumuş. Pazarlama sihirbazları 13.99 diye etiket koyuyor. Sen eşeksin diyor. Sen anlamazsın. Allah'ımız Celle Şanuhu büyük İslam peygamberi Hazreti Musa Efendimiz'i Firavun'a gönderdiği zaman ne yapıyor? Gözünüzden önüne bir getirin. Sihirbazları nasıl tarif ediyor Allah'ımız Celle Şanuhu? İşte iplerle, çubuklarla, bir şeylerle bir hareketler yapıyor. Millet ula yılan oldu falan filan diyor. Firavun da o kadar kibirli ki. Ne zaman istersen diyor sen tayin et zamanı ve mekanı. Hatırlıyorsunuz değil mi ayeti görmeleri? Ha acayip bir kitap ya. Musa Efendimiz ne diyor? Duha zamanında diyor. Büyük festival gününde. Duha zamanı ne? Güneşin artık yükselip de her şeyin kolaylıkla görülebileceği bir aydınlık oluşturmasına duha deniyor. O zaman diyor. Dikkat et, sihirbazlıklar genellikle Loş ortamlarda yapılır. Hileleri gözükmesin diye. Halkın herkesin toplandığı bir günde herkesin gözünün önünde sihirbazlarla karşı karşıya. Elhamdülillah. Siz başlayın buyurun diyor. Sihirbazlar <laughs> zaten herifler tecrübeli işi biliyor. Dert ipler mipler. Allah Celle Şan'ı ne diyor? Hazreti Musa Efendimiz Aleyhisselam aynı şeyi yapıyor. Fakat onunki sihir değil. Hak batılı yiyor orada. Hakkı diyor çakarız diyor ortasına alnının diyor. Ayet böyle söylüyor. Bakmayın siz böyle çok nazik tercüme ediyorlar mübarek Kur'an'ı. Eşeğe merkep falan diyorlar utanmadan. Onun adı eşektir. Allah eşek denilen hayvandan bahsediyor. Merkepten değil. Merkep her şey olabilir. Eşek diyor. Eşek dediği zaman bakacaksın kara kaçan Var ya ha? Ona bak diyor ona. Her şeye bakmıyorsun tabi sen. Daha sanki nazik tövbe Allah'tan yani. İlk secde edenler kim? Zehirbazlar. Metot. Aynı metot. Biri hak. Öbürü batıl. Aynı metotla vuruyor. Heriflerin. Onlar biliyor tabi. işin aslı bu. Burada numara yok. Kim bilir numarayı yapan bilir orada numara olmadığını. Halk zannedecek ya e ne aldı lan yani şimdi 12 de oldu 12 ikisi aynı şey yaptı diyebilir. Ama onlar görüyorlar. Onlar görünce zaten dananın kuyruğu kopuyor. Şimdi ahır zaman sihirbazları olan e, görsel medya ki bunun en önemli parçalarından biri sinema. Demek ki biz sinema yapabiliriz. Öyle mi? aynı silahla karşılarına çıkacaksak sinema yapabiliriz. Çünkü Hazreti Musa Efendimiz oraya gidip de başka bir şey yapmadı. Ondan ne yaptıysa onu yaptı. Fakat hak önceden antrenmanlı. Hatırlıyorsunuz değil mi? Taha suresinde. He? Nasıl Rabbim o önce bir şoka giriyor Hazreti Musa Efendimiz. Sen peygambersin. Ya. <laughs> o <laughs> çıktı. Orada Rabbim onu antrenman yaptırıyor. Bakın dikkat edin o Taha suresini çok dikkatli okuyun. O bölümü. <gülüyor> Gülüyor> Musa Efendimiz'e iki şey gösteriyor. Ne yapıyor? O elindeki asa diyor. Ne işe yarar? Hadi buyur bakalım. Allah soruyor. Çünkü bu Hazreti Musa Efendimiz de diyor ki ya Rabbim ya. <laughs> Neye yarar diyor. Daha yaprak salıyorum. Hayvanları dürtlerim falan filan. Öyle mi? Sana öyle geliyor. Bak şimdi diyor. Bir şey gösteriyor. Sonra meşhur Yedi Beyza meselesi var. Hemen arkasındaki ayeti kelimeleri bir okuyun. Orada Allah'ımız Celle Şanuhu Hazreti Musa'ya onun asla bilmesinin söz konusu olamayacağı tarihi arka planını anlatıyor. Onda bir tarih şuuru uyandırıyor. Bir kimlik, merak, biz hep senin yanındaydık diyor. Hiçbir şey olmadı böyle kendi kendine işte nehirde düştü de sepetteki. Hepsini biz kontrol altında her şey yürüyor. Ne oluyor Musa Efendimiz'de? Birdenbire müthiş bir özgüven oluşuyor. Yani kimliğimizi iyi bilmemiz lazım. Biz kimiz? Neyiz? Ne için uğraşıyoruz? Bu tarih ve kimlik şuuruna sahip olmadan sinema minema yapamazsınız. Ondan sonra yaparsınız. Peki sinemanın dili, lisanı. Ne yaptı Hazreti Musa Efendimiz? farklı bir şey mi kullandı? Hayır, aynı şeyi kullandı. O halde lisanımızın içeriği bizim için önemli olmalı. Şekli değil. Hak olacak içerik. Hak anlatacaksın. Nasıl anlatacaksın? Gözüne gözüne sokarak anlatman gerekmez çok rahatlıkla anlatabilirsin. Çok bambaşka yollardan gidip anlatırsın. Çünkü senin bir şeyin var. Mümin bir Müslüman olarak bir ayrıcalığın var. Nedir o? Tevekkeltu ala Allah. La havle ve la kuvvete illa billah. Rabbim bak ben bunu bunun için yapıyorum. Ben buradan hareket ediyorum. Peki Allah'ımız Celle Mubarek Mübarek Kur'an'da sinema ile ilgili bir şey söylemiş mi bize? Hı. <laughs> bir ara şey vardı. Bak ampulü de anlatıyor. <laughs> Bilimi Allah'a delil gösteriyor. Böyle salaklık olur mu ya? Yani? <laughs> ne alaka ya? Allah Celleşah'ın çok acayip bir şey söylüyor ama. Mübarek Kur'an'daki bir kıssadan bahsediyor. Ne diyor ona? En güzel kıssa diyor. Hangisi o? Yusuf'su. Niye öbürlerinde söylemiyor? Ulan o kadar bir güzel kıssalar var içinde. Niye buna kıssaların en güzeli diyor? Niye? Bir ayrıcalık tanıyor ona. Niye? Ben sizin hocanız olsam. Allah muhafaza. Ee, size bir vazife versem. Şöyle bir vazife veririm. Sinemayla ilgilenecek olanlara. Alın Yusuf suresini sinema senaryosu gibi okuyun. Bir acayip olayı, çok uzun bir süreye yayılmış bir olayı, o orta uzunluktaki sure nasıl, hangi kamera açılarıyla, hangi montaj tekniğiyle anlatıyor? Olayları nasıl birbirine bağlıyor? Wow. Bir deneyin içinde kalırsınız. Hiçbir şey yapma. Al kamerayı eline. senaryo da yazma. Al <laughs> eline kamerayı. <gülüyor> Yusuf Suresi'ni çıkart. Allah'ım sen buraya <laughs> Acayip film olur. Dikkatle okuyun. İmkanlar bunlardır. Ha bir şey daha söyleyeyim size. Bu sihirbazların numaralarından bir tanesini söyleyeyim. O çok önemli. Kameranın önündeki şeye ne diyorlar? Ulan o içindeki objektif diyorlar. Kameranın nesi objektif ya? Kameradan daha subjektif bir şey olabilir mi dünya üstünde? Herif neyi gösteriyorsa onu görüyorsun. Açısını onu görüyorsun. Buna objektif diyor. Bak seni nasıl eşek yerine koyuyor herif. Ona subjektif demesi lazım herif. Nesi objektif ulan bu? Burada adamı öldürüyorlar herif orada. Sevgilim ha filan onu orada gösteriyor. Burada herifi boğazlıyorlar yani. Bunun adına kameranın ideolojik kullanımı diye bir dersimiz vardı bizim Viyana Üniversitesi'nde. Daha doğrusu ders değil de böyle bir dersin içinde bu konu işlenmişti. Şimdi benim size söyleyebileceğim şeyleri şöyle çok uçtuk çok dallara mallara gittik ama bir, bir, bir altyapı bir fikri bir altyapı oluşmasını çok arzu ettim. Ee, i̇nşallah bir faydası olmuştur. Ee, benim sizden istirhamım, eğer imkan bulursanız, hakikaten bu konu üzerinde bir düşünmeye başlayın. Yani e, çok e, çok beğenilen o o İran filmleri var yani. Ya bir, bir bakın bakalım, gerçekten mi? biz başka alternatifimiz olmadığı için çaresizlikten mi beğeniyoruz ya da beğenmek gerekir diye mi beğeniyoruz yoksa sinematografi açısından gerçekten bir anlamı var mı bütün bunların? Bir bakın bugünün sineması bugünün teknolojileri bize hangi imkanları tanıyor? Neler söylememizi anlatıyor? Söz gelimi ben bir film şöyle bir film yapmak isterdim imkanım olsaydı bir Uhud savaşını yapmak isterdi. Uhud'u anlatmak isterdi. Ama Uhud'u anlatırken ille de bundan 1500 sene önceki Uhud'u hayda işte kefiyeli bilmem neli adamlar ya arkadaş bu Uhud'u bir oku. Bu Uhud sana ne anlatıyor? Gel bunu bugün başka bir şekilde anlat. Ama konu Uhud olsun. Uhud'un ruhunu anlat insanlara. Nasıl ganimet elde edebilmek insanın gözünü nasıl döndürüyor da o benim ölüm haberim dahi gelse yerinizden kıpırdamayın emrini alan. Kim bunlar ya sahabi bunlar Allah aşkına ya. Emre nasıl itaatsizlik eder? Ediyor örnek bunlar örnek yaşamamız için gereken örnekler. Nasıl oluyor bu iş? Bugünkü müminlerin haline bir bakın. Uhud mu yaşıyoruz biz bugün acaba? Mevzileri terk mi ettik ganimet uğruna? Ömer Efendimiz söylüyor radıyallahu anh. Müminlerin emiriyken. Yoksullukla sınandık. Tavrımızı bozmadık. Zenginlikle sınandık. Bu tavrı koruyamadık. bugün bizim yaşadığımız temel problemlerden biri budur. Bu nasıl anlatılır? Nasıl transpoze edilir? Nasıl tercüme edilir? Bir lisandan bir lisana tercüme ederken. Çünkü şu haltı biz ettik. Yani İslam'la ilgili herhangi bir şey anlattığımızda Avrupalı diyor ki hay, haklı olarak diyor ki bu Arap dinidir diyor. Ulan Allah'ın dini ne Arap dini kardeşim <laughs> ama sen hep onu gösteriyorsun. Bu Allah'ın din veya Hudeybiye olayını bir sahabenin bakış açısından o olayı yaşamış, orada bulunmuş bir sahabenin Hudeybiye olayındaki kafa karışıklığını, şaşkınlığını bunları anlatan bir şeyler düşünmek lazım. Yani bizim için mübarek Kur'an yeterince bir kaynaktır. Çok önemli bir malzeme kaynağıdır. Hele Siyer-i Nebi ohohoey şunu anlatın. Eee neydi o erifin adı? Ya? Hazreti Peygamber'in aleyhisselam ya, bisetten evvel gidip okaz filan panayırında dinlediği muvahhid bir herif. Ha! Kospin Said'e. bin Said'e olayını bir anlatın. bin Said'e'yi anlatalım ya. O nasıl çıldırıyor? Çünkü kafası şu. Ulan bir peygamber gelecek mi? Bütün göstergeler. Bugün de biz beklerdik yani bilmeseydik sonrası geldi diye. Zıvanadan çıkmış bir dünya. Peygamber geliyor. Herhalde diyor yani Allah peygamber seçecekse e herhalde beni seçer bakış açısı bu yahu iman etme herif ya ya gitti Allah tecelli şanı garibim yetim çocuk pek fazla da bir şey olmayan Muhammed'i yaptı son peygamber kudurdu 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 kaçtı gitti Hatta vefat haberi geldiğinde Kus bin Saide'nin resul Ekrem'in sözü aleyhissalatü vesselam çok çok müthiştir yani. Onun şiiri iman etmişti. Ne acı kendi iman etmedi. Diye. Bakış açısına bak. Değil öyle demiyor. Mesela bu çok önemli bir konudur. Çok önemli bir konudur. Bunu sadece tarihi plan içinde değil onu transpoze ederek ...anlatabilirsiniz... ...bundan üzerine biraz kafa yorum... ...bence notlar yazın... ...bir şeyler yapın... ...yazın yazın yazın... ...en çok yazın... ...gidi gidi gidi... gidi, gidi. ...çok film seyredin... ...size seyret... ...yani neyse tabii... Artık ...tahammül edebileceksiniz size... ...inşallah ilk fırsatta... ...kolay kolay bulamayacağınız... ...tuhaf filmleri... ...seyrettirebilirim... ...eğer... E, ...uygun görürseniz... ...peki efendim... ...lütfettiniz... ...Allah sizden razı olsun... ...bana tahammül ettiniz... ...kulak verdiniz... Umarım anlattıklarımın e, altyapısal olarak bir katkısı olmuştur. Eğer bir artı değer üremişse sözlerimden vallahi Allah'ın lütfundan, ikramından ibaret başka bir şey değildir. Çünkü müminler bir araya gelmişler, bir dertleri var. Onun için çabalıyorlar. Allah da lütfeder müminlerine. Eksik hata daima olur insan sözünde mutlaka vardır. Başka çaresi de yoktur hata olacaktır. Hep eksik olacaktır. Hatalar tabii bana aittir olduğu gibi. Siz inşallah eksikleri tamamlar, hataları düzeltirsiniz. Hayırlara vesile olmasını niyaz ediyorum. Sizleri tanımış olmaktan yani yüz yüze gelmiş olmak bile benim için çok büyük bir umut, çok büyük bir heyecan. Bundan da büyük bir şeref duyuyorum huzurunuza gelmiş olmaktan dolayı. Lütfettiniz, davet ettiniz. Eğer ömrüm olur, nefesim yeterse ve benimle bir daha bir araya gelmek gibi bir tuhaflık aklınıza gelirse o zaman belki bir adım bir yerlere doğru gideriz yeni şeyler bakarız kim yaz Kospin Sahidi üzerinde kim çalışmış mesela mesela Hudeybiye üzerine bir film nasıl yaparım diye kimler not almaya başlamış düşünmüş. Onları belki konuşuruz, film seyrederiz ama ömür olmaz, nefes yetmez olur takdiri ilahi. Burada görüşemeyeceksek randevu sabit, kesinlikle görüşeceğiz. Bunda hiç kuşku yok. İnşallah o büyük buluşmanın, o büyük görüşmenin, büyük kavuşmanın olduğu o muhteşem günde inşallah hepimiz bir ömür boyu orada bulunabilmek için cihad ettiğimiz, bir ömür boyu orada bulunmaya can attığımız bulunabilecek en güzel, en şerefli yerde Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem sancağının altında buluşmak nasip olur inşallah. Hakkınızı helal ediniz benden yana hak geçmişse ben zaten çok dar ettim gitti oni. Yani. Sizleri ayeti kerime yani Allah kelamı olan yegane selam ile selamlıyorum. Selamünaleyküm ve rahmetullah. Baraka